Bizim bunda düşüncemiz bütün tedbirler açısından tedbirler yerine getirildi mi okulların açılmasında bir sakınca düşünmüyoruz. Yani bütün tedbirler eşliğinde olduğu zaman bir sakıncası yoktur. Aylardır evdeyiz zaten, çocuklarımız iyi de derslerinde çalışamadılar. İyi bir eğitim göremediler, geri kaldılar. Şimdi inşallah okullar da açılır, inşallah bu hastalık da biraz geriler. Çocuklarımız da öğretmenlerine, sınıflarına, arkadaşlarına kavuşurlar inşallah. Çünkü çocuklar da perişan oldu. Yani evde canları sıkılıyor, bizlere sıkıştırıyorlar evde, bizleri bunaltıyorlar artık. Ama onlara da hak veriyorsun. O yüzden inşallah hayırlısı olur, her şeyin hayırlısı. Aslında bir yandan seviniyorum ama yani şimdi tekrardan gitmek birazcık değişik geliyor bana. Hani çoğu zamanda gitmediğim için şimdi birazcık değişik geliyor. Peki kaçıncı sınıfa geçtin? Üçüncü. Evde işte bir şeyler yaparak geçindim. Bazen canım sıkıldı ama yine de bir şeylerle geçindim. Liseye geçtim bu sene. Özledik okulu, açılması iyi oldu. Online eğitim bizi zorladı. Zorlu bir süreç geçirdik. Yüz yüze daha iyi olacağını düşünüyorum. Özledin mi okul hayatını, arkadaşlarını, öğretmenlerini? Tabii özledik. Yeni bir hayata açılıyoruz. Liseye geçtik. Güzel geçeceğini düşünüyorum. İstiyoruz yani. Çocuklar içeride sıkıldı. En azından çocuklar gitsin okula. Devam etsin sürekli. Yani evde olunca daha şey olmuyor yani. Okulla ev aynı olmuyor. Evet, gitmesini istiyoruz. Bir şey öğrenemediler çünkü. Heyecanlı mısın okul açılacağı için? Evet, heyecanlıyım. Öğretmenlerini, arkadaşlarını özledin mi? Özledim. Mutluyum. İnşallah gidebilirim. Öğretmenim kronik hastalığı olduğu halde yani verse mutlu olurum. Çünkü hiç görmedim onu. Çok merak ediyorum. Bir kere görmüştüm. Bir sınav için gitmiştik. Bir kere görmüştüm, onu da çok az gördüğüm için daha fazla görmek istiyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Çok güzel bence öğretmenim. Efendim anne, anneanne hastalanmış. Onu